MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı arasındaki soğuk savaş en sonunda basına da yansıyarak ayyuka çıktı. MİT ve Emniyet tarafından teröristlere yapılan operasyonlar basında sıkça gündeme geliyor, başarılarından söz ediliyordu. Ancak son dönemde MİT'in adı geçtiği bir operasyon var ki iddiaya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu MİT'in adını görünce küplere binmiş. Bu haberle Süleyman Soylu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında şimşekler çaktığı iddiası yeniden dillendirilmeye başladı. Bu da akıllara 90'lı yıllarda eski Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'le İçişleri Bakanı Mehmet Ağar geriliminin bir benzeri mi yaşanıyor yorumlarını getirdi. 20 Nisan'da Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırı yapılmasından sonra 21 Eylül'de bu 3 teröristin yakalandığına dair haber Anadolu Ajansı'nda yayınlandı. Ancak bu haberin ilk halinde MİT'in de desteğiyle yapılan operasyon Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uzkar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'nın ortak operasyonuyla şeklinde duyurulurken, sonraki şeklinde haber değiştirilerek MİT'in geçtiği bölüm uçuruldu. Pek çok haber sitesinde de ilk haliyle yayınlanan haber, Halk TV'den Onur Durmuş'un haberine göre bunun sebebi Süleyman Soylu'nun bizzat Anadolu Ajansı'nı arayarak operasyonda MİT desteğinin olmadığını, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı tarafından yapıldığını söyleyerek tahsis edildi. Anadolu Ajansı yetkilileri ile Soylu arasında gerginlik yaşandığı, daha sonra düzeltme yapılsa da bu defa operasyon için açıklama yapan Soylu'nun sözlerine yer verilmediği ortaya çıkınca Soylu da Anadolu Ajansı'na yaptırım kararı aldı. Soylu'nun katılacağı etkinlikler için basın danışmanı tarafından bundan sonra Anadolu Ajansı'nı benim katıldığım etkinliklerde görmek istemiyorum. Sadece acil durumlarda mikrofonlardaki AA logosunu kaldırarak katılabilirsiniz talimatının Anadolu Ajansı'na iletildiği öne sürüldü. Bunun üzerine Anadolu Ajansı Trabzon, Şanlıurfa gibi etkinlikleri takip edemedi ve başka kaynaklardan fotoğrafsız ve videosuz olarak özet geçti. Ancak Mersin'de gerçekleşen terör eylemi sonrası kavga ayyuka çıktı. Mersin'de PKK'lı iki teröristin düzenlediği saldırı sonrası bütün basın kuruluşları logolu mikrofonlarıyla oradayken tek logosuz mikrofon Anadolu Ajansı'na aitti. Gazeteci Ayşenur Arslan olayı şöyle aktardı ve Süleyman Soylu ile MİT Başkanı Hakan Fidan arasında şimşekler çaktığını söyledi. Lütfen bu dakikadan sonra cihazınızın sesini biraz açın. Mersin'de basın toplantısı düzenliyor Süleyman Soylu. Her kanalın, her ajansın mikrofonları var, bir tane de üzerinde logo olmayan, logonun basılı olduğu sünger bulunmayan bir mikrofon var. O mikrofon Anadolu Ajansı'nın mikrofonu. Peki neden logosu yok? Anadolu Ajansı ile Süleyman Soylu kavgalı ama kavgalı olduğu başka bir yer var, ona birazdan geleceğiz. Anadolu Ajansı'nda yer alan 21 Eylül'de Bursa'da cezaevine yönelik düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili bir haber. Haberde diyor ki saldırıyı gerçekleştirenler yakalanmış. Operasyonu da MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı beraber yapmış. Soylu bu habere sinirleniyor çünkü MİT yoktu bu operasyonda. Biz vardık diyor ve haberi düzelttiriyor. Bunun arkasında Hakan Fidan'la bir çekişme olsa da görünürde Anadolu Ajansı istenmeyen persona non grata gibi ilan ediliyor. 24 Eylül'de Trabzon Araklı ilçesindeki Vali Konağı açılışına Anadolu Ajansı alınmıyor. Oradan canlı yayın olmuyor. Anadolu Ajansı da misilleme yapar gibi Soylu'nun Şanlıurfa ziyaretine yer vermiyor. Mersin'deki olayda Süleyman Soylu açıklama yaparken Soylu'nun talimatı var Anadolu Ajansı alınmayacak diye. Anadolu Ajansı muhabiri gizlice giriyor bu alana. Girebilmek için de mikrofonu çıkarıyor. Soylu diyor ki sizi artık ben görmek istemiyorum diyor. Sadece Anadolu Ajansı'nın değil, bir haberde İçişleri Bakanlığı ile iktidarın, daha doğrusu Türkiye'nin iki güvenlik biriminin birbirine girdiğini gösteren bir hadise var. Yani MİT Başkanı ile
Süleyman Soylu arasında şimşekler çakıyor dedirten durum var. En son Haziran ayında yaşanan bir gelişmede MİT ve emniyet arasındaki gerilim söylentilerini gözler önüne sermişti. İstanbul'da üst düzey bir IŞİD yöneticisinin hatta IŞİD liderinin yakalandığına dair basına yansıyan haberler MİT ile emniyet arasında kriz olmuştu. T24'ten Tolga Şar'dan konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında süreci sadece bir operasyon olarak görmemek gerek. İçişleri Bakanlığı ile MİT Başkanlığı'nın yönetimi arasında son dönemde yaşanan kimi gerginlikleri de hesap etmek lazım ifadesini kullandı. Yazıda bir bölüm şöyle. IŞİD'in üst düzey bir ismi İstanbul'da yakalanmıştı. Söz konusu ismin Ebu İbrahim el-Haşimi, el-Kureyşi olduğu iddiası İstanbul Emniyeti kaynaklarına dayandırılıyordu. Ancak mültecin kaleme aldığı dün öğle saatlerine kadar ne İstanbul Valiliğinden, ne İstanbul Cumhuriyet Savcılığından, ne İçişleri Bakanlığından, ne de Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi. Bu konuda ulaştığım bir bilgiyi paylaşayım. Adı henüz belli olmayan üst düzey IŞİD yöneticisi MİT tarafından tespit edilip yakalandı. Kaynaklar, MİT'in bu konuda yabancı bir ülke gizli servisiyle ortak çalışma yürüttüğünü ifade ediyor. İstanbul Emniyeti'nin süreçte yerel adli kolluk birimi olmasından dolayı yer aldığını, sınırlı bilgi paylaşıldığını aktarayım. Ayrıca MİT'in İstanbul Emniyeti'ne dayandırılan erken bilgi açıklamasından dolayı tepkili olduğu kaydediliyor. İlave edeyim, yakalanan kişi şu an itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde halen MİT'te sorgulanıyor. Polise teslim edilmiş değil. Tabii burada nasıl olmuş ki El Kureyşi ya da başka bir IŞİD üyesi gizlice İstanbul'a kadar gelebilmiş sorusunun yanıtı önemli. Zira uçan kuştan haberinin olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Soylu'ya emniyet ve jandarma istihbaratı bağlı. Bir de MİT Başkanlığı var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan bağlı. Yakalanan kişinin savcılığa teslim edilmesiyle beraber gerçek durumu anlayabileceğiz. Bu arada süreci sadece bir operasyon olarak görmemek gerek. İçişleri Bakanlığı ile MİT Başkanlığı'nın yönetimi arasında son dönemde yaşanan kimi gerginlikleri de hesap etmek lazım. Öte yandan Levent Göktaş'ın MİT'in başına geçirilmek istediği, o dönem Hakan Fidan'ın da bakanlığa ya da milletvekilliğine getirilmek istendiği gibi tartışmalar da medyaya o dönem yansımıştı. Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Başbakanlıktan ve AK Parti Genel Başkanlığından azledilmesinin ardından Davutoğlu ile yakın olduğu için Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı görevinden alınacağı iddia edilen Hakan Fidan'ın yerine Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklanarak 5 yıl hapishanede tutulan emekli albay Levent Göktaş'ın getirileceği öne sürülmüştü. Oda TV'den Barış Terkoğlu o dönem Levent Göktaş'ın MİT'in başına getirileceği iddiaları üzerine kaleme aldığı yazısında bir kaynağından edindiği bilgilere göre görev teklifinin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Göktaş'a iletildiğini, görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadeleri doğrultusunda Levent Göktaş için Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili azmettirici olmaktan yakalama kararı çıkartılmıştı ancak Göktaş sığır bir biçimde yurt dışına kaçmıştı. T24 yazarı Tolga Şar'dan bu kaçışla ilgili vahim bir iddia ortaya atarak gizli bir el tarafından Göktaş'ın korunduğunu yazmıştı. Göktaş'ın Antalya'ya, oradan da İstanbul'a gidiş sürecini mercek altına alan Şar'dan önemli bir iddiayı da gündeme getirdi. Hablemitoğlu cinayeti sanıklarının ifadelerinde kabine üyesi bir bakanın ismi geçiyor. Değerli Kozmik Oda takipçileri, bir sonraki içeriğimizde bu olaylarla bağlantılı MİT ve emniyet çekişmelerine dair geçmişten bugüne çarpıcı olaylarla ilgili detaylar bulacaksınız. Bu videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini de aktif etmeyi lütfen unutmayın.